İyi günler. Bu videomuzda Dream Robot Vacuum D9'u tanıtmaya çalışacağım. Dream markası aynı zamanda Xiaomi'ye de üretim yapan bir marka. Çinli bir marka. Dream D9 3000 Pascal vakum emiş gücüne sahip. 5200 mAh bataryaya sahip. Tek şarj ile 250 metrekare alanı temizleyebiliyor. Lidar sensörü sahip. Bu lidar sensör sayesinde temizleyici alanı haritalamasını yaparak düzgün, doğru bir şekilde alan tanımlaması yapabiliyor. Sanal duvar özelliği ile sınırlandırılmış alan oluşturabiliyorsunuz. Oda adı bölerek belirli alan bölgesel temizliği de yaptırabiliyorsunuz. 570 ml toz haznesi, 270 ml su haznesine sahip. Süpürme ve paspaslamayı aynı anda veya ayrı ayrı da kullanabiliyorsunuz. Planlı temizlik yaptırabiliyorsunuz. Şarjı bittiği noktada istasyona geri dönüyor. Şarj olduktan sonra kaldığı yerden temizliğe de devam ediyor. Boyutları 350-350-96.8 mm'den oluşuyor. Anma gücü 40 watt. Pil kapasitesi 5200 mAh olduğunu söylemiştim. Net ağırlığı ise 33.800 gram. Motoru Japon Nidec fırçasız motordan oluşuyor. Çalışma süresi ortalama 150 dakika. Evet, şimdi kutu açılışına bir geçelim. Kutumuzu açalım bakalım. Paketimizden neler çıkacak? Evet, öncelikle burayı bir açalım. Evet, burada bir kullanım kılavuzu bizi karşıladı. Bunu tutup bir kaldıralım. Evet, cihazımız gözüktü. Cihazımızı poşetinden çıkartalım. Evet. Cihazımızın altına baktığımızda fırça bölümü, süpürme bölümü ve paspas bölümü. Paspas bölümünü tabii monte etmemiz gerekecek. Bunu şöyle bir koyalım. Daha sonra neler çıkıyor onlara bakalım. Şu kutumuza bakalım. Buradan fırçamız. Daha sonra da paspas aparatımız çıkıyor. Tabi bu eskidiği zaman zamanla burada Amerikan fermuarlı bir şekilde paspasımızı değiştirebiliyoruz yıprandığı zaman. Bunu da şöyle bir kaldıralım. Evet, bu kutumuzun içinden şarj kablomuz çıktı. Bu boş. Ve bu da şarj back ünitesi galiba. Bir tek o kalmıştı çünkü. Evet. Bu da back ünitemiz. Buna da şarj olması için buraya yerleştirmesi lazım. Kablosu da buradaydı. Kablosunu da çıkartalım. Evet, cihazımız Mi Home uygulamasıyla çalışıyor. Mi Home uygulamasıyla şimdi tanıtımına geçeceğiz. Nasıl tanıtacağız? Onu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Mi Home uygulamasını telefonumuza yüklememiz gerekiyor. Tabii öncelikle bu fırçamızı bir cihazımıza takalım. Fırçamız şu şekilde zaten kare bir yuvası var. Kare yuvasını yerleştirerek direkt basıyoruz, oturuyor. Bu da paspas ünitesi. Gördüğünüz gibi burada ve burada iletişim noktaları var. Bunu bu şekilde koyup kızaklı burası. Tık diye oturuyor. Çok kolay bir şekilde paspasını da gördüğünüz gibi yerleştirdik. Şimdi tanıtımına geçelim. Mi Home uygulamasını telefonumuza kurarak cihazımızı nasıl tanıtacağız ona bir bakalım. Evet, öncelikle Mi Home uygulamasını yükledik. Kabul et diyoruz.
Kabul dedik. Buradan önce bir Türkiye'yi seçelim. Benim hatırladığım kadarıyla Çin'i seçmemiz gerekiyordu ama ilk önce bir Türkiye'yi seçelim. Olmazsa Çin'e geri dönüş yaparız. Oturum açmamız gerekiyor. Bununla birlikte e-posta ve bir oturum açın. Yoksa kayıt olun. Evet, oturum açtıktan sonra gidiyoruz. Uygulama bu cihazın konumuna erişsin mi? Evet dedim, izin verdim. Henüz cihaz yok demiş. Buradan artıya tıklayarak cihaz ekleme dedik. Yakındaki Bluetooth cihazları bulmak için Bluetooth açılsın mı? Etkinleştir dedim. Bluetooth açıyor. Konum özelliklerini de açtım. Evet, yakındaki cihazlar otomatik olarak algılanıyor diyor. Ama tabii öncelikle cihazımızı açmamız gerekiyor. Bunu açmadan önce cihazımıza birkaç noktayı daha sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi cihazımızın bu kısmında bir kapak var. Kapağı kaldırarak toz haznesine, şurada bir mandal vasıtasıyla toz haznesini çıkartabiliyoruz. Toz haznesini de buradan boşaltabiliyoruz aynı zamanda. Geri bunu takıyoruz. Burada da HEPA filtresi var. Evet, lidar sensör dediğimiz bu kısım. Bu kısım alanları tarayarak haritalama özelliğine sahip. Üzerinde tekrar power tuşu, ev tuşu ve alan tuşu var. Çevirdiğimiz zaman bunu zaten takmıştık fırçasını. Burası süpürge modu, burası da paspastı. Paspası tekrar yanlardaki switchlere basarak kızak yardımıyla çıkartabiliyoruz. Mop modunda, paspas modunda çalıştırmadan önce buradaki silikon kapağı kaldırarak suyunu, deterjan ya da biraz da sirke koyabilirsiniz içine. Tekrar kapatıyoruz ve yine kızaklı bir şekilde yerine kolay bir şekilde takabiliyoruz. Burada gördükleriniz ise buradaki sensörler. Gördüğünüz gibi 6 adet sensör var. Bu da yüksekten düşeceği zaman algılıyor ve orada tekrar ilerlemiyor. Düşmüyor. Yani bir basamağa geldiği zaman ya da yüksekteki bir konumdayken algılıyor ve bu sensörler sayesinde orada duruyor. İlerlemiyor. Şimdi cihazımızı bir çalıştıralım. Buradaki power tuşuna basılıyorum. Evet, ışıkları yanım söndü. Evet, yakındaki cihazlar otomatik olarak algılanıyor demiş. İlk önce bir bekliyorum algılaması için. Burada gördüğünüz gibi Dream Robot Vacuum D9'u algıladı. Buna bastım. Evet, buradaki Wi-Fi ağımızı istiyor bizden. Wi-Fi ağımı seçtim. Parolasını girmemi istedi. Burada parolaya girelim. Evet, parolaya girdikten sonra tamam dedik. Cihaza bağlanıyor. Gördüğünüz gibi %39, %43 saymaya başladı. Evet, cihazımız application'a bağlandı diyor ve cihazımızı yönetmek için uygulamaya dönebilirsiniz dedi daha demin. Şimdi de cihazımızı bağlıyor. Son ayarlamaları yapıyor. Onu bekliyoruz. Evet, başarılı bir şekilde bağlandı dedi. Evet, yeni oda oluştur diyeceğiz. Şimdi bunu zeminimize koyacağız ve alanı tanıması için haritalama özelliğini başlatacağız. Evet, dek istasyonuna taktım. Şimdi application'ımızı yeni oda oluştur dedik. Evet, bir oda girin diyor. Oturma odası dedim. Tamam dedim. Sonraki dedik. Tekrar sonraki dedik. Henüz paylaşma. Sorma dedik ve yükleniyor şu an. Onu bekliyorum. Evet, şunları okudum. Kabul ediyorum.
Evinizi düzenleyin, ortalıktan gereksiz eşyaları kaldırın, düzenleyin diyor burada. Temizleme modunda devam et, rahatsız etmeyin modu. Onayladık, yeni bir versiyon varmış, güncelle dedik. Evet, biraz bir güncelleme yapmasını bekleyeceğiz, sonra devam edeceğim. Evet, şimdi haritalama yönetimine geliyoruz. Şurada harita oluştur var. Temizlemeyi başlat dedim. Evet, robotumuz harekete başladı. Evet, bu şekilde de haritalamayı oluşturmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu şekilde bayağı bir çalışacak tabi. Daha sonra da haritalamayı oluşturduktan sonra da temizlik moduna geçeceğiz. Evet, telefonumuzdan Mi Home uygulamasını açtık. Cihazımıza tıkladığımızda 3 tane temizleme modu görüyoruz. Bakın burası bizim evimizin haritasını çıkardı. Burada birincisi oda. Yani istediğimiz odaya tıkladığımızda istediğimiz odayı seçerek mesela misafir odası play dediğimizde sadece misafir odasını temizleyip gelir ya da 2-3 oda birden seçebilirsiniz. Mesela yatak odası ve misafir odası. İkisini birden temizleyerek gelir. Her şey dediğiniz zaman tüm evi temizler. Bölge dediğiniz zaman ise şurada yanmadım. Evet, bölge dediğiniz zaman ise bakın şöyle bir kare çıktı. Bu kareyi alıp istediğiniz boyutlara getirerek ve taşıyarak mesela burası salon, şu an salondayız. Kendisi de şarj ünitesinde bakın yeşil olan kısımda. Mesela sadece şu bölgeyi temizle diyebiliriz. Küçük bir bölge seçeyim. Sadece bu bölgeyi temizledim. Play dediğimde bakın şimdi şarj ünitesinden çıkacak. Kendi şöyle göstersem daha iyi anlayacaksınız. Evet, o bölgeden çıkıyor. Kırmızıyla gösterdiğim alanlar ise girmesini istemediğim yasak alanlar. Orada gördüğünüz büfe ve altına girdiği zaman bayağı bir takılıyor. O nedenle yasakladım o bölgeyi. Evet, bakın. Şimdi gösterdiğim alanda temizliğe başladı. Bakın kırmızı alana da girmiyor burada. Onun da kenarından gidiyor. Şu an şarj ünitesinin olduğu alana geldi. Bakın haritada da orada gözüküyor şu an. Tekrar biraz daha devam edip, evet, oradan şimdi dönecek. Bakın mekik dokuyarak şimdi orayı tamamlayacak. Orada mekik dokuyor. Haritada da görüyoruz. Tamamladıktan sonra da şarj ünitesine geri dönüyor. Bakın oraya çarpınca tekrar kendini düzeltti. Konumunu belirleyip
şarj ünitesine döndü. Şarj etmeye başla. Evet, başka neler var application'da? Onlara bir bakalım. Bakın burada harita yönetimi var. Harita yönetiminde farklı haritalar yapabilirsiniz. Burada alanları birleştirebilir, alanları bölebilir ve adını değiştirebilirsiniz uyguladığı haritanın. Daha başka neler var? Bir daha geri gelelim. Girmesini istemediğiniz alanları, bakın izin verilmesi, buraya baktığımız zaman, evet, burada bakın, burada duvar oluşturabilirsiniz. Duvar oluşturduğunuzda oraya çarpar, o engele geri döner. Düz bir çizgi. Şöyle bir alan oluşturabilirsiniz şu komutla. Bu komutla da o istediğiniz alanın içerisine girmez. Yasaklayabilirsiniz. Daha sonra baktığımızda şuradan geri diyelim. Bakın bir bölge daha var. Temizleme ayarları. Buna baktığımızda da emme gücünü ayarlayabiliyoruz ve ıslaklık seviyesinde buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela ben ortaya getirdim ıslaklık seviyesini. Bu bizim için yeterli olacaktır mopu için. Bu da çekim gücü oluyor. Maksimumda kullanmıyorum çünkü gerek yok. Bunda da orta seviyede de çok iyi iş yapabiliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.